Bizimize iyi akşamlar, hoş geldiniz. Konuşmamı Türkçe ve Almanca yapmak gibi iddialı bir niyetim var. Bakalım sonuç nasıl olacak. Öğretmenler bana not verirler herhalde. I will try to deliver my speech in both Turkish and German. Please do not mind my accent. I am trying to improve my German, and I hope teachers here they will give me some good grade points for my endeavor. Sehr geehrte Direktorin Frau Blasberg-Benze, sehr geehrte Direktorin Frau Nineberg-Vilayet, verehrte Gäste, verehrte Konuklar, Almanya'daki Türk toplumunun entegrasyonu söz konusu olduğunda eğitimin en önemli sorunu olarak öne çıktığını görmekteyiz. Ve es und die Integration der türkischen Gemeinschaft in Deutschland geht, sehen wir, dass Bildung das wichtigste Problem ist. Bir başka deyişle eğitim entegrasyonun anahtarıdır. Bildung ist also der Schlüssel zur Integration. Türk gençleri maalesef diğer göçmen toplumlara nazaran eğitimde daha az başarı göstermektedir. Leider scheinen türkische Jugendliche im Bildungsbereich weniger erfolgreich zu sein als andere Migrantengemeinschaften. Esasen öğrenim çağındaki Türk gençlerinin eğitimiyle ilgili istatistikler 30-40 yıl öncesine göre daha olumludur. Ancak yeterli değildir. Eigentlich sind Statistiken zur Ausbildung türkischer Jugendlicher positiver als vor 30 bis 40 Jahren, aber sie reichen nicht aus. Almanya'da öğrenciler arasında abitur yapıp üniversiteye kayıt yaptıranların oranı %57, göçmen kökenli öğrencilerde %28 iken bu oran Türk kökenli öğrencilerde sadece %14'tür. Während der Anteil der Studierenden in Deutschland, die ein Abitur gemacht und sich an der Universität eingeschrieben haben, bei 57% unter Studenten mit Migrationshintergrund bei 28% liegt, ist dieser Anteil bei türkischstämmigen Studenten nur 14%. Dünyadaki başka örneklere bakarak doğru politikalarla bu istatistiklerin olumlu anlamda değiştirilebildiğini biliyoruz. Wenn wir andere Beispiele in der Welt betrachten, wissen wir, dass diese Statistiken mit den richtigen Maßnahmen positiv geändert werden können. Do you understand my German, Mr. Mead? Göçmen kökenli çocuklara eğitimde fırsat eşitliği tanınması, ev sahibi ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınması bakımından da önemlidir. Die Zusprechung der Chancengleichheit der Migrantenkinder in der Bildung ist auch wichtig für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Gastgeberlandes. Daha her 5 Türk çocuğundan 4'ü okullarda Türkçe eğitimi almaktadır. Heute erhalten 4 von 5 türkischen Kindern in NRW keinen türkisch Unterricht. Türkçe'ye katılımın sürekli azalması Türk toplumunda ciddi bir kaygı yaratmaktadır. Toplumumuz bu kaygıyı bizimle her vesileyle paylaşmakta, bu konuda Alman bakanlarıyla işbirliği halinde acilen adımlar atmamızı talep etmektedir.
Die fortlaufende Abnahme der Beteiligung am türkischen Unterricht gibt der türkischen Gesellschaft Anlass zur Sorge. Bei jeder Gelegenheit teilt uns unsere Gesellschaft dieses Anliegen mit und fordert uns diesbezüglich auf, in Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden dringend Schritte zu unternehmen. Çeşitli dernekler ve STK'lar verileri bilinçlendirme yönelik etkinlikler düzenliyorlar. Verschiedene Verbände und Zivilorganisationen organisieren Veranstaltungen zur Bewusstseinsbildung der Eltern. Bu etkinlikleri destekliyoruz. Wir unterstützen diese Veranstaltungen. Bu toplantıda Türk dernek ve STK'ların da hazır bulunmalarını bu bakımda önemsiyorum. In dieser Hinsicht ist für mich die Anwesenheit der türkischen Vereine und Zivilorganisationen in dieser Versammlung sehr wichtig. Öte yandan bu konuda başta okul idareleri olmak üzere Alman bakanlarına da önemli görevler düşmektedir. Andererseits haben auch die deutschen Behörden, insbesondere die Schulverwaltungen, diesbezüglich wichtige Verpflichtungen. Örneğin, derslik tahsisinde sorunlar yaşanabildiği dikkatimize getirilmektedir. Zum Beispiel, wir darauf hingewiesen, dass Probleme bei der Klasse zur Ordnung auftreten können. Ayrıca Türkçe derslerin okul bitiminde geç saatlerde yapılması caydırıcı olmaktadır. Darüber hinaus ist es abschreckend, dass der türkische Unterricht spät nach der Schule stattfindet. İlaveten Türkçe derslerinde verilen notların karne üzerinde etkisi olmaması diğer bir olumsuz unsurdur. Kevuk da bu konunun başkonsolosluklar ile ilgili eyalet makamları arasında görüşülmesi kararlaştırılmıştı. Ein weiterer negativer Faktor ist die Tatsache, dass die im türkischen Unterricht erteilten Noten keinen Einfluss auf dem Zeugnis haben. In der gewichten deutsch-türkischen Expertkommissionen wurde vereinbart, dass dieses Thema unter den Generalkonsulaten und den zuständigen Landesbehörden diskutiert wird. Bir diğer ciddi sorun, Türkçe dersi öğretmen sayısının sürekli azalmasıdır. KRV'de Türk öğrencilerin genel oranı ile Türkçe dersi öğretmenlerin kontenjanı arasında dengesizlik bulunmaktadır. Ein weiteres ernstes Problem ist der stetige Rückgang der Anzahl türkischer Lehrer. Es besteht ein Ungleichgewicht zwischen der allgemeinen Rate türkische Studenten und der Kontingenz türkischer Lehrer. Okullarda Türk çocuklarına yönelik ayrımcı muameleler, Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız aleyhine öğretmenler tarafından sarf edilen bazı ifadeler zaman zaman veliler tarafından dikkatimize getirilmektedir. Wir werden von Zeit zu Zeit von den Eltern auf diskriminierende Behandlung gegenüber den türkischen Kindern in der Schule und einige Ausdrücke von Lehrern gegen die Türkei und unseren Präsidenten aufmerksam gemacht. Bu durum çocukları rencide etmekte, küçük düşürmekte ve psikolojilerini olumsuz etkilemektedir. Veliler ve okul idareleri arasında da sorunlar yaratmaktadır. Diese Situation beleidigt und erniedrigt Kinder und wirkt sich negativ auf ihre Psychologie aus.
Sie verursacht auch Probleme zwischen Eltern und Schulverwaltungen. Pädagogik açıdan da sorumlu olan bu uygulamalar yapan öğretmenler hakkında gerekli işlemlerin titizlikle yapılması öne taşımaktadır. Es ist wichtig, dass die nötigen Schritte gegen die Lehrer, die diese verhalten, welches auch pädagogisch problematisch ist, gezeigt haben, eingeleitet werden. Eğitim konusundaki sorunlar, KEUK'ta yani Karma Ekonomi Uzmanları Komisyonu'nda görüşülmektedir. Son olarak geçtiğimiz 15-17 Ekim tarihleri arasında Berlin'de yapılan toplantılarda çeşitli kararlar alınmıştır. Bu kararların eyalet bazında ele alınması kararlaştırılmıştır. Probleme mit Südlich der Bildung werden in der gemischten deutsch-türkischen Expertenkommission erörtert. In der letzten Versammlung von 15 bis 17 Oktober in Berlin wurden mehrere Beschlüsse gefasst. Es wurde vereinbart, dass diese Beschlüsse auf der Landesebene behandelt werden. Bugün ele alacağımız hususları KEUK çerçevesindeki işbirliğimize katkı sağlamasını umuyorum. Böylece KEUK'ta alınan kararların daha etkili işbirliğini sağlamayı hedeflemekteyiz. Ich hoffe, dass die Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen, zu unserer Zusammenarbeit im Rahmen der gemischten deutsch-türkischen Expertenkommission beitragen werden. Daher streben wir eine effizientere Koordinierung der in der gemischten deutsch-türkischen Expertenkommission getroffenen Entscheidungen an. Değişikliğini açık bir tutumsa gidemesine memnun ediyoruz. Bu toplantı bu karşılıklı iyi niyetin bir sonucudur. Wir freuen uns, dass Erfolg und Hoffen für die Zusammenarbeit ist. Diese Versammlung ist das Ergebnis dieses gegenseitigen guten Willens. Bugünkü toplantının Almanya'da üniteliğe sahip tek eğitim kurumu olan bu merkezde yapılmasında ayrıca anlamlı buluyorum. Ich finde es auch bedeutungsvoll, dass die heutige Versammlung in diesem Zentrum, welches die einzige Bildungseinrichtung dieser Art in Deutschland ist, stattfindet. Ana dilini iyi bilen çocukların okulda daha başarılı oldukları çeşitli pedagojik çalışmalarda ispatlanmıştır. Verschiedene pädagogische Studien haben gezeigt, dass Kinder, die ihre Muttersprache gut beherrschen, in der Schule erfolgreicher sind. Bir dil öğrenmek, başka bir dil öğrenmeyi de kolaylaştırmaktadır. Das Erlernen einer Sprache erleichtert aus das Erlernen einer anderen Sprache. İki dilde yetişmek, günümüz küresel dünyasında bir zenginliktir. Zweisprachig aufzuwachsen, ist in der heutigen globalen Welt ein hohes Gut. Nitekim, KEUK protokolünde de çok dillilerin teşvik edileceği kayıtlıdır. Schließlich ist auch im Protokoll der gemischten deutsch-türkischen Expertenkommission vermerkt, dass die Mehrsprachigkeit gefördert werden wird. Anadil, çocuğun sağlıklı kişilik gelişimi açısından da önemlidir. Dili ve kültürü küçümseyen çocuklar aşağılık duygusuyla yetişmekte, bu durum başarılı uyumu engellemektedir. Muttersprache ist auch wichtig für die gesunde Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Kinder, deren Sprache und Kultur verachtet werden, wachsen mit einem Minderwertigkeitsgefühl auf, was eine erfolgreiche Integration verhindert. KEUK protokolünde eğitim makamlarının ana dil derslerinin yaygınlaştırılması imkanlarını genişleticileri belirtilmiştir. Im Protokoll der gemischten deutsch-türkischen Expertenkommission würde angegeben, dass die staatlichen Behörden ihre Möglichkeiten zur Erweiterung ihrer Muttersprachunterrichte erweitern werden.
Türkçe'ye ve Türk kültürüne 1960'lı yılların sosyoekonomik çerçevesinden bakmak hem bugünün gerçekleriyle bağdaşmamakta hem de buradaki Türk toplumunu incitmektedir. I'm Geek of Turkish und die Türkische Kultur aus den sosyoekonomischen Rahmenbedingungen der 1960er Jahre ist mit den heutigen Realitäten nicht vereinbar und verlässt die türkische Gesellschaft hier. Dolayısıyla Türkçe dilinin entegrasyonun önünde bir engel olarak değil, sosyal ve ekonomik hayatta başarılı, özgüvenli ve içinde yaşadığı topluma başarılı bir şekilde entegre olmuş nesillerin yetişmesi bakımından yararlı bir husus olarak görmesi gerektiğine inanıyoruz. Wir sind daher der Ansicht, dass Türkisch nicht als Hindernis für die Integration gesehen werden sollte, sondern als nützliches Element für das Aufwachsen erfolgreicher, selbstbewusster und erfolgreich integrierter Generationen in sozialen und wirtschaftlichen Ländern. Türkçe'yi iyi öğrenen yeni nesillerin iki ülke arasında dostluk köprüsünü daha da sağlamlaştıracaklarını düşünüyoruz. Wir glauben, dass die neuen Generationen, die Türkisch gut gelernt haben, die Brücke der Freundschaft zwischen den beiden Ländern weiter stärken werden. Tabiatıyla Türkçe için söylediklerimiz Almanca için de geçerlidir. Sadece çocuklara ve gençlerin değil, her yaşlı insanlarımızın Almanca öğrenmelerini önemsiyor ve destekliyoruz. Unsere Aussagen über die türkische Sprache sind natürlich auch für die deutsche Sprache gültig. Hierauf legen wir einen großen Wert und unterstützen daher nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Menschen jeden Alters, um Deutsch zu lernen. Bu toplantıya katılarak Türkçe'ye önem verdiğinizi gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ich möchte mich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie mit Ihrer Teilnahme an dieser Versammlung gezeigt haben, dass Sie Wert auf die türkische Sprache. Sehr geehrter Herr Generalkonsul der Republik Türkei, Herr Şener Cebecim, sehr geehrte Ministerrate, Lektorin für das Schulministerium in Nordrhein-Westfalen, Frau Astrid-Benzer, und sehr geehrte Abteilungsdirektorin der Schulabteilung der Bezirksregierung Arnsberg, Frau Lena-Wart-Milaret. Sehr geehrte Vertreter und Vertreterinnen verschiedener Verbände, Gemeinden und Gemeinschaften, sehr geehrte Lehrer, Lehrerinnen, sehr geehrte Vertreter der türkischen und deutschen Presse, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich und heiße Sie ebenfalls herzlich willkommen. Und ganz am Anfang möchte ich mich auch vor allem unter dem Namen von Herrn Alioson Aktaş und Herrn Subi Solmaz, die Leiter des Bildungszentrums, nochmal danken, dass Sie heute Abend uns diese Räumlichkeit zur Verfügung gestellt haben. Genau heute, vor einem Jahr, am 16. Januar 2018, habe ich meinen Dienst als Bildungsattaché im Generalkonsulat in Essen angefangen. Genau ein Jahr. Und seither habe ich immer versucht, mir ein eigenes Bild von der Bildungslage türkischer Schüler und Jugendlichen zu erstellen. Und ich habe da auch sehr fleißig, vor allem auch mit meinem Büroleiter, Herrn Mustafa Aksu, gearbeitet. Und wir haben viele Verbände, Vereine und Gemeinschaften besucht und Erfahrungen ausgetauscht, die Lage auch von derer Sichtweise sehen versucht. Zusammen haben wir Vorträge gehalten, Symposien gegeben und andere Veranstaltungen gemeinsam gestaltet oder teilgenommen. Schulen haben wir besucht, Schulämter, Universitäten und auch uns ausgetauscht mit Lehrern, Schülern und Eltern, mit ihnen unterhalten und versucht, ein Bild von ihrer Perspektive zu sehen. Aber ich hatte auch eine andere Möglichkeit gehabt, Situation von heute mit der von ungefähr 30, 35 Jahren zu vergleichen, da ich ja selbst damals ein
kein Schüler in Deutschland war. Es hat sich viel verändert. Gut, aber manche Sachen vielleicht auch nicht so gut. Aber damals zum Beispiel war ich auf einem naturwissenschaftlichen Gymnasium und ich war der einzige Türke unter hunderten von Schülern. Heute haben wir Gymnasien, zum Beispiel heute Abend haben wir auch Weiß gelernt. Da sind auch nun hunderte von Türken auf dem Gymnasium. Das ist eine gute Entwicklung, aber das reicht immer noch nicht. Die Bildung von türkischen Schülern und Jugendlichen ist vital. Nicht nur für ihr eigenes Gut, aber auch für die, ich würde sagen, türkische Community und für Deutschland selber. Denn Menschen mit einer guten Bildungskarriere können viel mehr für Deutschland beitragen und auch als kulturelle Brücken für die Türkei dienen. Wie vor Jahren sind die meist Bildung Engagierten, das ist zum Beispiel etwas, was ich auch wieder vergleichen kann, die besten bildungsengagierten Menschen sind wie vor 30 Jahren wieder die Mütter. Deswegen nochmals Danke an die Mütter. Aber diese sind überfordert. Das Schulsystem, deutsches Schulsystem ist sehr kompliziert und vor allem Defizit in der Sprache ist der Grund für die Überforderung. Wir leben eigentlich in einem Kommunikationszeitalter. Aber es fehlt uns an die Kommunikation. Das eigentliche Medium der Kommunikation ist die Sprache. Die Muttersprache daher ist auch ein wichtiger Baustein unserer Identität, aber auch ein wichtiges Element in der Kommunikation und der Bildung. Öfters ist es so, dass Kinder zum Beispiel zu Hause in der Muttersprache aufwachsen. Die Muttersprache ist die Sprache, die wir vor allem in emotionalen Situationen, Liebeaussprüchen oder Krisenmomenten benutzen, weil wir uns in dieser Sprache viel wohler fühlen. Vogel besucht, wo auch ein Mieke anwesend war. Ein sehr wichtiges Thema damals war die Bildung und Ausbildung von türkischen Schülern und Jugendlichen. Am Ende unseres Besuches haben wir zusammengeschlossen, in Sachen Bildung mehr zu kooperieren. Aus diesem Anlass sind wir uns auch ein paar Mal mit Frau Nienhaber-Villaret, haben wir uns getroffen, aber auch manchmal über Mail oder per Telefon ausgetauscht. Die Bezirksregierung Arnsberg hat schon viel unternommen für die Bildungsforderung von Schülern mit Migrationshintergrund und auch für den HSU-Unterricht. Haben Sie zum Beispiel eine Broschüre vorbereitet, die ich später im Laufe des Programms nochmals erwähnen werde. Wir haben gesehen, dass wir zusammen viel mehr für die Bildungsforderung unserer Kinder leisten können und haben deswegen auch diese Diskussionsrunde geplant. Willkommen zurück, sehr geehrter Herr Bildungsattaché, sehr geehrte Frau Nienhaber-Villa, liebe Monika, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich sehr, dass Sie daran gedacht haben, das Ministerium für Schule und Bildung zu dieser Veranstaltung einzuladen. Herzlichen Dank für die Einladung und die sehr herzlichen Grüße der Ministerin Frau Gebauer, die ja vor einigen Monaten bereits auch mit ihrer Kollegin Frau Kürel, der Generalkonsulin aus Düsseldorf, ein Gespräch zu ähnlichen Themen hatten. Der Generalkonsul hat wichtige Themen, die immer wieder auch in unterschiedlichen Gesprächsrunden von uns thematisiert werden, heute Abend auch aufgegriffen. Dafür danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich und möchte die Veranstaltung nicht in die Länge ziehen. Sie möchten sich gleich austauschen, möchte aber einige der Aspekte, die schon genannt worden sind, aufgreifen. Für uns im Schulministerium gilt eine Grundregel, nämlich beste Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen in diesem Land zu realisieren. Und die zweite Grundregel, die sich damit verbindet, ist, wir machen keine Unterschiede zwischen unseren Schülerinnen und Schülern, zwischen Kindern und Jugendlichen, egal wo sie herkommen, ethnisch, kulturell, religiös, sozial. Unser Ziel ist es, all diesen Kindern beste Bildungschancen zu eröffnen. Und dazu gehört ganz fundamental, in einem Land, in dem mittlerweile in der Schuleingangsphase 43% der Schülerinnen und Schüler eine internationale Familiengeschichte haben und demnächst mehr als 50%
der Schulanfänger eine Zuwanderungsgeschichte haben oder ihre Eltern und Großeltern. Dazu gehört insbesondere natürlich auch die Förderung und die Wertschätzung von Mehrsprachigkeit und die Unterstützung, die Herkunftssprache weiterhin in einem Maße zu erwerben, zu erlernen, wenn das zu Hause nicht möglich ist, dass dadurch auch der Erwerb der Bildungssprache Deutsch erleichtert wird und damit verknüpft sich eben die Bedeutung des herkunftssprachlichen Unterrichts einerseits, das war der Sitz der Kürbis, mit dem wir davor vor einigen Monaten ja auch schon intensiv diskutiert haben und andere, die ich hier identifiziere, Herr Dr. Zag, Frau Dr. Altemir, auch mit den Eltern sprechen wir immer wieder über dieses Thema, wie wichtig Ihnen, wie wichtig uns die Herkunftssprache, der herkunftssprachliche Unterricht ist. Das zeigt sich in diesem Jahr erstmalig seit 2003 auch darin, dass wir die Zahl von Lehrerstellen in diesem Bereich um 50 erhöhen. Bislang unterrichten im Land Nordrhein-Westfalen 836 Lehrerstellen haben wir die Möglichkeit, herkunftssprachlichen Unterricht zu erteilen. In insgesamt 6.420 Lerngruppen, knapp 100.000 Schülerinnen und Schüler nehmen an diesen Treffen heute stattfindet und möchte Sie jetzt zunächst mal ganz herzlich begrüßen und vor allen Dingen auch im Namen des Regierungspräsidenten, der mich noch auf dem Weg angerufen hat und mir gesagt hat, wer kommt alles, bitte sagt dem Generalkonsul Bescheid, die Frau Gasberg-Benze kommt und so weiter. Und man sagt an alle, die hier sind, er freut sich, dass diese Initiative stattfindet, dass Sie hier sind und sich hier so engagieren. Almanya'daki Türk toplumunun temel meselesi eğitim. Eğitim deyince de tabii Türkçenin eğitimi akla geliyor. Biz geçtiğimiz aylarda Arnsberg bölge valisini ziyaret ettik. Esen Başkonsolosluğumuzun görev bölgesi Arnsberg valiliğini kapsıyor. Sayın valiye Türk gençliğinin problemlerinden bahsettik. Dedik ki Türk gençliği Ausbildung konusunda yani meslek eğitimi konusunda, cimnazyum eğitimi konusunda, Türkçenin çocuklarımıza eğitilmesi konusunda, ana dil eğitimi, yabancı dil eğitimi olarak Türkçe konusunda çok çeşitli problemlerimiz var. Biz Türkiye Cumhuriyeti Esen Başkonsolosluğu olarak buradaki Türk toplumuna yönelik sorumluluklarımız var. Bu insanların iyi bir gelecek sahibi olmaları, iyi bir eğitim almaları bizim ortak sorumluluğumuz. Gelin dedik beraberce biz bu gençlere, bu çocuklara yönelik çalışmalar yapalım. Enerjimizi bir araya toplayalım ve bu toplumu hem Türkiye hem de Almanya için faydalı, daha yararlı, daha verimli bir toplum haline getirelim. Bölge valisi Sayın Vogel bu konulara olumlu yaklaştı ve iki alt çalışma grubu oluşturduk. Birincisi eğitim konularına eğilen çalışma grubu, ikincisi de meslek eğitimi konusuna, Ausbildung konusunda eylem çalışma grubu. Bizim eğitim ateşeliğimiz ve çalışma ateşeliğimiz kanalıyla her iki çalışma grubu faaliyetlerini devam ettiriyor. Bugünkü etkinlik eğitim ateşeliğimiz aracılığıyla hem Eyalet Eğitim Bakanlığı, hem Arnsberg Valiliği, hem Türkçe öğretmenleri, hem bu konuda aktif çalışan Türk STK'ları ve derneklerin işbirliği halinde ilk defa böyle bir formatta bir toplantıyla bir araya geldik. Bunun altını çizmek istiyorum. İlk defa bu katılımla ve bu formatta basının da dahil olmasıyla böyle bir toplantı düzenleniyor. Bunun iyi bir başlangıç olmasını umut ediyoruz. Siz de şahit oldunuz. Çok önemli konulara değiniyoruz. Buradaki Türk toplumunu ilgilendiren çok çok temel meseleleri konuşuyoruz. Bunu açık bir şekilde birbirimizle ifade ediyoruz. Buradan çıkacak enerjiyle biz gençlerimize, çocuklarımıza inşallah faydalı şeyler yapmak istiyoruz. Efendim geçen hafta sonu da ilk defa yine bir ilk oldu Esen'de. Açık öğretim sınavları merkezi oldu Esen bölgemiz. Eğitime destek veriyorsunuz şahsınız olarak, ateşelik olarak. Açık öğretim sınavları hakkında da ve eğitim hakkında da neler söylemek istersiniz? Şimdi Esen bölgesi aslında dünyada Türk diasporasının en yoğun olduğu bölgelerden bir tanesi. Esen, Köln ve Düsseldorf üçgeninde 1 milyona yakın insan yaşıyor. Aslında dünyada bu kadar yoğun Türk nüfusunun yaşadığı başka bir bölge yok. Bundan dolayı da 3 tane başkonsolosluğumuz var. Şimdi eğitim dediğimiz zaman burada yaşayıp burada büyüyüp Türkiye'de okumak isteyenler var. Türkiye'den buraya gelmek isteyenler var. Efendime söyleyeyim açık öğretim almak isteyenler var. Yabancı dil öğrenmek isteyenler var. Aslında iki taraf arasında muazzam bir dinamizm var.
Biz de eğitim ateşeliğimiz kanalıyla bu dinamizmi fiiliyata dökerek bu insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Essen bu anlamda biraz daha öne çıkmaya başladı. Biz de bunu yetkili makamlara söylüyoruz. Yani Essen dünyanın merkezi, Türk diasporası açısından merkezi yerlerden bir tanesi. Nitekim geçtiğimiz sene son iki seçimlere bakarsanız, yurt dışında yapılan seçimlere, Essen dünyada bir ve ikinci sırada yer almıştır. Dolayısıyla bu da aslında bizim bulunduğumuz coğrafyanın ne kadar Türk nüfusu açısından merkezi olduğunu gösteriyor. Elimizden geldiğince bu hizmet yelpazesini genişletmeye çalışacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni haberleri, ilkleri yine duyurmaya devam edeceğiz buradan. İnşallah. Ben de değerli izleyicilerimize saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyorum. Meral Aydemir, öğretmenim ben. Bir Gelsenkirchen'deki bir lisede öğretmenim. Ruhr Öğretmenler Derneği Başkanıyım. Bugün bu toplantıya katıldık. Ana dil dersleriyle ilgili bakalım evet, neler konuşuldu. Çok güzel şeyler konuşuldu. Çok önemli misafirler var. Sizler ana dil Türkçe ile ilgili bize neler söylemek istersiniz? Ana dil derslerine katılım konusunda insanlarımız biraz duyarsızlar. Evde biz Türkçe konuşuyoruz, yeterlidir bu. Dışarıda da, okulda da konuşmaya gerek yok diyorlar. Ana dili sadece konuşma olarak görüyorlar. Dil okulda öğrenilir, başka bir yerde öğrenilmez. Bu anlayış doğru değil. Bizim beklentimiz çocukların gittikleri okulda Türkçe derslerine katılmaları, Türkçeyi geliştirmeleri. O Türkçeyi öğrenirken de tabii sadece kelimeler öğrenmiyorlar. Çocuklar kendi kültürlerini öğreniyorlar. Ailelerinin, dedelerinin geldiği memleketi tanıyorlar derslerde. Tarihimizi öğreniyorlar. Türkiye'nin başka kentlerini öğreniyorlar. Güzel yerlerimizi öğreniyorlar. Türkiye'yi seviyorlar kısa. Evet, ben Doktor Ali Sak. Almanya genelinde Veli Dernekleri Federasyonu Genel Başkanıyım. Çok güzel ve anlamlı bir etkinlik oldu. Neler söylemek istersiniz? Evet, etkinlik önemli. Şu açıdan önemli. Bir Türk kuruluşu olan, yani kuruluş derken Türkiye Cumhuriyeti temsilcisi başkonsolosluğun ve eğitimle ilgili Alman kurumunun bu bölgeden sorumlu valiliğin bu konuya el atmaları, bence ortaklaşa el atmaları çok önemlidir. Kendi aramızda tartışıyoruz, konsoloslukta tartışıyoruz, değişik Alman kurumlarında tartışıyoruz ama iki kurumun da bir araya gelip ortak sorunları dile getirmesi çok önemli diye düşünüyorum. İsmim Aysun Aydemir. Kuzey Rhein-Westfalia Eyaleti Türk Veli Dernekleri Federasyonu Başkanıyım. Bugün çok güzel bir toplantıya imza atmış bulunuyoruz. Şöyle ki, valilik, bakanlık, veli dernekleri, öğretmen dernekleri ve dernek başkanları eğitime gerçekten özen gösteren eğitim ateşelerimiz buradaydı. Ve çok olumlu ve ılımlı bir toplantı geçti ki yeşil ışık yakıldı Türkçenin geleceğiyle alakalı. Çok daha güzel yerlere gelmesi için, katılımcı sayısının artması açısından, öğrencilerin daha çoğunun Türkçe derslerine katılması gerektiğinin de altı çizildi. Ve şimdi velilerimize ne kalıyor? Gerçekten velilerimiz talep etmek zorundalar. Çünkü talep etmezsek, bunun önemini vurgulamazsak, tabii ki bu verilen sözlerde yarı yolda kalmaya mahkum. O yüzden velilerimiz öğretmenlere, Türkçe öğretmenlerine, okul müdürlerine, gerekirse Milli Eğitim Bakanlığı'na ve valiliklere gidip Türkçe derslerini talep etsinler ki okulda öğretilen Türkçe ile velilerin sadece evde öğrettikleri Türkçe arasında da biliyoruz dağlar kadar fark olduğunu. Eğitim dili olarak Türkçemize de sahip çıkalım ve bundan sonra Türkçemizin daha iyi yerlere gelmesi için birlikte adımlar atalım. Teşekkür. Ich bin von Nina Bavillaret und leite in der die Schulabteilung der Bezirksregierung Arnsberg. Das ist die Bezirksregierung ist ein Bereich, in dem wir 40.000 Lehrkräfte haben, also wir sind die Behörde mit 40.000 Lehrkräften und wir verwalten 1.200 Schülerinnen und Schüler und da sind natürlich sehr sehr viele türkeistämmige Schülerinnen und Schüler dabei und über die haben wir heute gesprochen. Was erwarten Sie von der heutigen Veranstaltung?
Ja, also wir haben diese Veranstaltung ja deswegen mit dem Generalkonsulat gemeinsam geplant, was also wirklich eine ganz besondere und auch einmalige Aktion ist, weil wir die gerade die türkeistämmigen Jugendlichen, Schülerinnen und Schüler fördern und fordern wollen, unterstützen wollen, dazu, dass sie noch zu besseren Bildungsabschlüssen kommen. Und das ist eigentlich unser Ziel hier in dieser Veranstaltung. Und dafür haben wir eben auch so viele Menschen zusammengebracht aus den Vereinen, aus den Kulturvereinen, den Sportvereinen, aber auch aus den Elternvereinen und aus die Lehrkräfte, die in dem Bereich arbeiten, also aus vielen, vielen verschiedenen Gruppen Menschen zusammengeführt, um an diesem einen gemeinsamen Ziel zu arbeiten. Ich habe am Anfang gesagt, es braucht ein ganzes Dorf, um Kinder zu erziehen, zu bilden und stark zu machen. Und wir sind dieses Dorf, wir wollen gemeinsam ein Dorf sein, das diese Kinder dorthin bringt, zu diesen besten Abschlüssen. Haben Sie herzlichen Dank dafür. Und ich glaube, wir sind dann die ganzen Dorfbewohnerinnen und Bewohner, die zusammen an einem Strang ziehen müssen. Wir sind diejenigen, die zusammen an einem Strang ziehen, die sich vernetzen, die zusammen die Kinder in den Blick nehmen und schauen, was brauchen unsere Kinder denn? Was brauchen sie? Wie können wir sie individuell stärken, damit sie selbstbewusst und stark ins Leben rausgehen können und an wichtige Teilnehmer, wichtige Menschen in dieser Demokratie werden und teilhaben können an unserer Gesellschaft und einen wichtigen Beitrag auch leisten können? Haben Sie herzlichen Dank für die ganzen Message, die sicherlich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr gut aufgenommen worden sind. Dankeschön. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Teilnahme und für dieses große Engagement aller Menschen, die ja auch noch nebenberuflich hierher kommen und abends hierher kommen und wirklich mit so viel Herzblut bei der Sache sind. Das finden wir als Bezirksregierung ganz, ganz wunderbar und wir freuen uns, dass es so gut ankommt. Danke. Mein Name ist Susanne Blasberg-Bense. Ich bin Abteilungsleiterin im Schulministerium und da unter anderem zuständig für die schulische Integration, aber auch zum Beispiel für den islamischen Religionsunterricht, für den herkunftssprachlichen Unterricht und viele andere Themen, die hier heute im Mittelpunkt stehen. Was erwarten Sie von der heutigen Veranstaltung? Ich erwarte, dass man am Ende sich darauf vereinbart, dass man gemeinsam die Aufgabe übernimmt, die Bildungserfolge von Kindern und Jugendlichen mit türkischer Herkunft deutlich zu verbessern und dass man vor allen Dingen zu ganz konkreten Vereinbarungen kommt, wie man das gemeinsam erreichen möchte. Haben Sie herzlichen Dank dafür. Duisburg Essen Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Ahmet Ünalan ismim. Aynı zamanda eyalet hükümetine siyasi danışmanlık yapıyorum. Evet hocam, çok güzel bir etkinlik oldu bu gece. Herkes vardı. Türkler, Almanlar, eğitim konuşuldu. Siz de Türklerin eğitimi, gençlerin eğitimi için çok çalışıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Yani Türklerin eğitim meselesi, Türklerin burada eğitimde başarılı olması aynı zamanda Almanya'nın da başarısı olacaktır. Aksi takdirde Almanya'nın da başarısızlığı olacaktır. Çünkü Türklerin burada orta sınıfta başarılı olması, sınıfsal olarak yükselmesi, eğitimde başarılı olması, üniversitede, akademide, sanatta başarılı olması aynı zamanda Almanya'nın huzurunu, toplumsal dinamiğini, ekonomik dinamiğini artıracak. Bundan dolayıdır ki Almanya'nın da birinci derecede Türklere yatırım yapması, Türklerin eğitimde yatırım yapması hem kendi huzuru, hem kendi kimliği, hem de ekonomik kültürel gelişmesi açısından son derece önemli. Bu paradigma değişimine Almanya'nın ihtiyacı var. Bunu görmesi lazım. Bu noktada uzun süre siyaset ve sivil toplum, siyaset ve toplum zorlandılar. Ama 21. yüzyılın gereğini, global dünyanın, küresel dünyanın gereğini yavaş yavaş anlamaktalar. Bu tür toplantılarda buna katkı sunmakta. Hocam, Alman yetkililer de bu akşam konuştular. Olumlu konuşuyorlar. Türklerden destek almak istiyorlar. Türkleri de işin içine katmak istiyorlar. Onların görüşlerini nasıl buluyorsunuz? Yani tabii üniversite, akademi düzeyinde ve yönetim düzeyinde bir entelektüel birikim var. Ve burada geniş perspektifte Türklerin Almanya'ya ve Avrupa'ya yapabileceği katkılar çok iyi değerlendirilebiliyor. Ancak bunun dışında toplumun genelinde ve toplumun rantlarında bir dip dalga gelmekte. Bu dip dalgada stereotipleri, rasizmi, ırkçılığı beslemekte. Ve dolayısıyla bu akşam hemfikir olduğumuz konuların tam zıttı toplumda refleks olarak ortaya çıkmakta. Bu kendini yabancı düşmanlığıyla, Türkofobiyle, İslamofobiyle gösterebilmekte. Bunun önünü nasıl alabiliriz? Bunların hangi tedbirler almamız gerekir bu noktada? Onu bu akşam değerlendirdik. Ama bu ilk ve son gecemiz olmayacak. Zannediyorum buna benzer
bir dizi toplantılar zinciri devam edecek ki sadece sivil toplumu değil aynı zamanda iki devleti de ortak çıkarlar noktasında buluşturulur. Turgay Tahtabaş, 53 yaşındayım, 3 çocuk babasıyım. Aynı zamanda Almanya Türk Toplumu eğitim elçisiyim. Evet, bu güzel bir etkinlik oldu, güzel bir çalıştay oldu. Neler söylemek istersiniz? Son yıllarda özellikle Türk çocukları eğitim alanında oldukça büyük başarıları imza atıyorlar. Fakat bu istenilen sonuca ulaştığımızı söyleyemeyiz. Birçok noktada eksiklerimiz var. Almanya'da ya da Türk toplumunun daha iyi yerlere gelmesi için Türk çocuklarının eğitimlik başarılarını daha çok artırmak zorundayız. Bunun için bu akşam toplandık. Türk çocuklarının Türkçelerini, ana dillerini nasıl koruyabiliriz, daha iyileri nasıl götürebiliriz, eğitimdeki başarılarını nasıl artırabiliriz, bu başarıyla beraber toplumdaki yerleri nasıl sağlamlaştırabiliriz, bu konuları eyalet yönetimi ya da bölge valiyle görüştük. Esen Türk Konsolosluğu himayesinde buradaki sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bu yönde çözümler üretmeye çalışıyoruz. Olumlu bakıyor musunuz geleceğe? Onu soralım. Yani Türkleri pek öyle eğitimde dikkat almaz derlerdi, ayrımcılık var derlerdi. Bu akşam Alman yetkilileri de bizleri dinledi. Siz Türk gençlerinin eğitimiyle ilgili geleceğe nasıl bakıyorsunuz? Bizim çok büyük başarılara imza atmak üzereyiz. Fakat en büyük problem bizde orta kesimde bir eksiklik var. Yani ya biz çok başarılıyız ya da çok başarısızız. Bunu ortalamaya nasıl alabiliriz? En alttaki kalanların daha ortalara çıkmasını da sağlayabiliriz. Bu yönde çabaları nasıl artırabiliriz? Buna bakmamız lazım. Bunda da bir tek Türk tarafının mücadelesi yetmiyor. Bunu Alman tarafıyla beraber toplumun ortak kesimlerinin yapması, bütün herkesin bu sorunlara elinin taşın altına koyması gerekiyor. Bunun yöntemlerini bu akşam aradık. Çalışma grupları oluşturulacak. Bu çalışma gruplarının sonucu ben iyi görüyorum, olumlu görüyorum. Çünkü bizim başarılı olmaktan başka şansımız yok. Ruhiye Varan benim ismim. Ben Esin'de okudum. Bitim'de bir öğretmenim. Matematik, tarih okudum, öğrettiğim şeyler. Evet, burada doğma büyümeliyim ben. O yüzden pek o konuda bilgim de yoktu. Türk çocuklarını nasıl motive edebilirim? Daha çok ne bileyim ben kendi motivasyonum olarak okula bir azimle geçebildim ama Türk çocuklarının çok desteğe ihtiyacı olduğunu fark ettim. Özellikle öğretmen olduktan sonra böyle bir inisiyatif arıyordum gerçekten. Olması çok güzel oldu. Umarım güzel şeyler ortaya çıkacaktır artık. Umutlu musunuz? Geleceğe baktığınızda Türk gençlerimizin okuması için bu çalışmaların faydalı olacağını düşünüyor musunuz? Evet, umarım ve gerçekten çok gerekliydi. Çok şey konuşuldu. Benim de fark ettiğim şeyler, ırkçılık olsun mesela, o diskriminasyon konuşuldu ve çözüm arandı gerçekten de. Bu kusurlarla ben öğretmen olarak da biraz yalnız hissediyordum kendimi. İşte dediğim gibi ben de Türk kökenli olduğum için bu konuları ben de yaşadım. Ve çok mutluyum o yüzden. Gerçekten demek ki benim gibi bunu benim görüş açımdan bakanlar da var bu işe. O yüzden sevindim gerçekten de. Teşem, biz aslında bu bölgede yıllardır yapılmayan bir etkinliği gerçekleştirdik. Özellikle Başkonsolosumuz Sayın Şener Cebe'nin de ön girişimleriyle birlikte Arnsberg Valiliği ile birlikte birlikte çalışma kararı almıştık. Ve bunun üzerine biz özellikle bütün dernekler, bütün STK'ları bir çatı altında toplayıp bunları Alman makamlarıyla buluşturmak istedik. Bu akşam burada yaklaşık 54 katılımcı oldu ve bu katılımcıların yarısı Alman makamlarının temsilcileri, diğer yarısı da bizim tarafımızdan çağrılan temsilciler. Kimler yokken bu akşam burada veli dernekleri var, öğretmen dernekleri var, DİTİB var, Alevi dernekleri var, Atatürkçü Düşünce Derneği var, öğretmenlerimiz var. Yani her kesimden insanlarımız var ve eğitim konusunda bundan sonra da onlar da kendi temsil ettikleri derneklerde ve organizasyonlarda duyurularını yapacaklar. Ve bundan sonra daha fazla toplantılar yapacağız. Zaten bu toplantının oluşması biz 5 ay önceden başladık. Özellikle eğitim müsteşarı yardımcısıyla da birlikte. Ve programlamayı yaptıktan sonra bugün işte hayata geçirebildik ama gördüğünüz üzere de katılım fevkalide ve çok önemli adımlar atılacak. İyi kararlar aldık.
ve bundan sonra da bazı çalışma grupları oluşturulacak. Herkes, örneğin din ateşimiz de burada, örneğin çalışma ateşimiz de burada. Onlarla da birlikte Alman makamlarıyla ortaklaşa programlar yapacağız. Ve bütün STK'lar da bunda bizim yanımızda olacak. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bir sorumluluk etkinliği de bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman zaten beraber olacağız. Sizin de çünkü önceliğiniz her zaman eğitim olduğunu gördüm. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar. Sayın Fokur'a teşekkür ediyorum. İstanbul'da Aynı amaç için çalışıyoruz. Wir arbeiten alle für dasselbe Ziel eigentlich. Türk çocuklarına, Türk gençlerine yapacağımız fayda Almanya'ya yapacağımız fayda da var. Das alles, das im Grunde der türkischen Kinder und Schüler hier ist, ist auch für das gute Deutschlands. Und deswegen sitzen wir hier auf diesem Uzun ve yoğun çalışmalarımızın son sonuçlarını da görebiliyoruz. Und hoffentlich auch ganz konkrete Ergebnisse der Ausstellung Eğitim Bakanlığı'na Aspekt Valiliğine, meslektaşlarıma, sivil toplum örgütlerine ve basına teşekkür ediyorum. Wir danken dem Ministerium, Bezirksregierungen, an Lehrern, an allen NGOs und der Presse für ihr Dasein. Dort oder ich wollte, können wir hier sein, Familie.